Her ne kadar son halka sitelerimizdeki 6. tavanı görmeden 4. tavana sarkma durumu bizim canımızı birazcık olsun sıksa da yeni halka arz beklentilerimiz yüksek. Aysen Teran ne yazık ki dün ve bugün kırmızı rakamlarını bize göstererek sanki böyle yılbaşının öncesini hatırlatıyor gibi. Hatırlarsınız değil mi o GEO sektörü şirketlerini? Umuyoruz düzelir. Buradan bir müjde vermek istiyoruz ama Goldag'da halka arz için gedik yatırımını anlaşmış arkadaşlar. Bunu da kap haberi paylaşılmış. Gayet güzel. Şöyle halkarz.com sitesindeki detaylara değinelim. Aslında detay yok. Sadece 4. ayın 15'i tarihli Konya Kağıt Sanayi Ticaret kap bildirimi. Golda Gıda Ticaret AŞ'nin halkarz süreci hakkındaymış. Konya Kağıt iştirakimiz Golda Gıda Sanayi Ticaret AŞ paylarının halka arzı kapsamında Golda Gıda Sanayi Ticaret AŞ ile Gedik Yatırım Menkul Değerler arasında halka arz alıcılık ve finansal danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimal Golda Gıda'nın SPK başvurusu da gelir arkadaşlar. Golda Gıda'yı biliyoruz, duyduk. Evet, bazı yerlerde reklamları da vardı. Bazı markalarda, marketlerde ürünleri de vardı. Hatırlıyorum. Umuyoruz yakın zamanda halka arzı gerçekleşir. Gıda sektörü olması güzel. En azından bize şöyle GEO olmayan, böyle söyle hani bilinmedik yaptığı sektör bakımından, iş yaptığı sektör bakımından borsamızda pek bulunmayan şirketlerin gelmesi bence iyi olur. Bu Golda Gıda'da aslında ihracatı da vardı sanki. Öyle bir hatırlıyorum. Umuyoruz yakın zamanda hem taslak izahname bilgileri yayınlanır hem de SPK'dan, gerçi bugün belki bir onay gelebilir arkadaşlar, bekliyorum. Daha önce de çarşamba günleri aslında, hatta şöyle bir bakalım canlı, çarşamba günleri de aslında onay gelme durumu olabilir. Bırakın çarşambayı, cuma günü gece vakti onay gelmişti hatırlarsanız. Çarşamba günü de olabilir. Normalde perşembe günleri SPK'nın aslında onay günü. Umuyoruz Golda Gıda'da bunlardan bir tanesi olur. Biz de paylaşımını hemen yaparız arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.